Markov zincirlerinin kökenleri Doğal yaşamı gözlemleyen çoğu kişi muazzam bir uyumla karşılaşır. İki şey asla birbirinin aynısı değildir. Ama her şey altta yatan bir şekli takip ediyor gibidir. Platon, evreni oluşturan gerçek biçimlerin bizden gizlendiğine inanırdı. Ona göre doğal yaşamı gözlemleyerek biçimlere dair elde edebileceğimiz bilgi, ancak yaklaşık bir bilgi olabilirdi. Saklı tasarılar vardı. Saf biçimlere ancak soyut felsefi ve matematiksel yaklaşımlarla ulaşılabilirdi. Mesela çember. Platon çemberi merkeze uzaklığı sabit olan noktalar kümesi olarak tarif etti. Mükemmel bir çember veya kusursuz bir doğru asla cismen var olmayacak. Buna rağmen ilginç bir şekilde Platon şöyle dedi: Sayılamayacak kadar çok yıl sonra evren ideal bir duruma erişecek ve mükemmel biçimine geri dönecek. Saf ve soyut biçimlere yönelik bu platonik yaklaşım etkisini yüzyıllarca korudu. İnsanların gerçek dünyadaki karmaşık çeşitliliği kabullenmesi ve bunun altında yatan desenleri çözmek için matematiğe başvurması 16. yüzyılı buldu. Beklenti fikrini mükemmelleştiren Bernoulli oldu. Gerçekleşme olasılığı bilinmeyen bir olayı isabetli şekilde öngörmek için bir metot geliştirmeyi amaçlamıştı. Bunun için de bağımsız deneylerde olayın gerçekleşme sayısından faydalanmıştı. Ve basit bir örnekten hareket ediyordu. 3000 beyaz ve 2000 siyah çakıl taşının bir kapta saklandığını düşünün. Sayıları bilmiyorsunuz beyaz taşların siyahlara oranını deneysel olarak tespit etmek için tek tek taşlar çektiğinizi ve çektiğiniz her taşı sonra tekrar yerine koyduğunuzu farz edin. Çektiğiniz her beyaz taşta beyaz sayısı 1 artsın. Bernoulli, deney sayısı arttıkça beyaz taşların siyahlara oranının beklenen değerinin gerçek orana ulaşmayacağını ispatlamaya çalışıyordu. İspatlamaya çalıştığı şey bugün büyük sayılar kanunu olarak biliniyor. Şöyle bir sonuca ulaştı Bernoulli. Eğer deneyler sonsuza dek sürdürülecek olursa evrendeki her şeyin kesin oranlar ve mutlak değişim kanunları tarafından belirlendiği görülecektir. Bu gerçeğin fark edilmesiyle fikir derhal genişledi. Bir ihtimalin gerçekleşme sayısı en nihayetinde beklenen bir ortalamada birleşiyordu. Ama buna ek olarak ortalamadan çok uzaktaki ihtimaller de tanıdık fakat gizli bir desen yani dağılım oluşturuyordu. Francis Calton'ın fasulye makinesi buna çok iyi bir örnekti. Her çarpışmayı yazı tura deneyi gibi tek, bağımsız bir olay olarak hayal edin. 10 çarpışma yani olay sonra fasulye Sağa sapmanın sola sapmaya oranını temsil eden bir kovanın içine düşer. Her düşme bir yazı tura durumuna tekabül eder. Binom dağılımı olarak bilinen bu sonuç eğrisi adeta ideal bir şekildir. Çünkü herhangi rastgele bir deneyi büyük sayılarda tekrar ederseniz ortaya çıkacak olan şekil her halükarda budur. Sanki olayların kaderi önceden belirlenmiş gibidir. Günümüzde buna merkezi limit teoremi adı veriliyor. Fakat o zamanlar bu fikir felsefi açıdan bazılarına tehlikeli görünmüştü. Aslen alaylı bir teolog olan Pavel Nekrasov sonraları matematik üzerine araştırmalar yapmaya başlamış ve dini hür irade kavramının ateşli bir savunucusu olmuştu. Önceden belirlenmiş böyle bir istatistiksel kadere sahip olmamız fikri hoşuna gitmiyordu ve şu meşhur iddiada bulundu. Bağımsızlık, büyük sayılar kanunu için gerekli bir koşuldur. Burada bağımsızlıktan kasıt, fasulye ve zarlarla yaptığımız deneyleri, önceki olayların şimdiki veya gelecekteki olayları etkilemeyeceği şekilde tasarlamaktı. Oysa biz şunu biliyoruz ki, fiziksel evrendeki hemen her şey, önceki sonuçlarla açık şekilde bağıntılıdır. Mesela yangınlar veya güneş, hatta ortalama yaşam süremiz. Bir olayın gerçekleşme olasılığı, önceki başka bir olaya bağlıysa, bu olaya bağımlı olay adını veriyoruz. Başka bir deyişle, bağımlı değişken. Devam edelim. Bu iddia, başka bir Rus matematikçi olan Andrei Markov'u öfkelendirdi. Markov, Nekrasov'a karşı çok açık bir husumet gütmeye başladı. Hatta işi şöyle bir mektup yazmaya kadar götürdü. Bu durum beni büyük sayılar kanununun bağımlı değişkenlere de uygulanabileceğini bir dizi makale ile açıklamaya zorladı. Bunu yazarken Nekrasov'un hayal bile edemeyecek olmasıyla övündüğü bir yapıya güveniyordu. Markov, Bernoulli'nin ulaştığı sonuçları bağımlı değişkenleri de kapsayacak şekilde genişletti. Bunun için gerçekten de dahice bir yapıya başvurdu. Sonucu bir önceki sonuca bağlı olan bir yazı tura atışı düşünün. Yani atışın tek olaylık kısa bir hafızası var. Bunu iki bardaktan oluşan varsayımsal bir makine olarak gözümüzde canlandırabiliriz. Bardaklar durumları temsil ediyor. Durumlardan birinde, beyaz ve siyah fasulyelerden oluşan %50'ye %50'lik bir karışımımız var. Diğer durumda ise siyah fasulyelerin sayısı daha fazla. Sıfır durumu dediğimiz bardaktan daha önce siyah bir fasulye çıkmış. Bir durumu adını verdiğimiz bardaktansa daha önce son olarak beyaz bir fasulye çıkmış. Şimdi makineyi çalıştırmak için rastgele bir durumdan bir seçim yapıyoruz. Sonra ortaya çıkan olaya bağlı olarak sıfır veya 1 durumuna geçiyoruz. Yani seçtiğimiz fasulye siyahsa, bir sonraki fasülyeyi sıfır durumundan, beyazsa bir durumundan çekiyoruz. İki durumlu bu makineyle muhtemel dört geçiş tanımlayabiliyoruz. Eğer sıfırıncı durumdaysak ve çıkan fasülye siyahsa aynı durumdan bir seçim daha yapıyoruz. Çektiğimiz fasülye beyazsa bir durumuna geçiyoruz. Bir durumu da kendini tekrar edebiliyor veya çekilen fasülye siyahsa sıfır durumuna geçiş yapabiliyor. Burada siyah beyaz olasılıkları bağımsız değil. Bu çok açık. Çünkü her olay bir önceki sonuca bağlı gerçekleşiyor. Fakat Markov şunu söylüyor. Makinedeki tüm durumlar olasıysa, bu durumlar bir ardıllık içinde çalıştırıldıklarında bir denge noktasına ulaşacaktır. Ardıllık başladıktan sonra nereden başlandığının hiçbir önemi yoktur. Her durumun gerçekleşme sayısı belli bir orana yani olasılığa yakınsar. Nekrasov sadece bağımsız olayların öngörülebilir dağılımlara yakınsanabileceğini iddia etmişti. Bu basit örnek bu iddiayı çürüttü. Durumlar ve durumlar arası geçişlerden oluşan bu rastgele olaylar ardıllığı modeli Markov zinciri olarak anılır oldu ve Markov zincirinin ilk ve en ünlü uygulamalarından biri Claude Shannon tarafından yayınlandı.